Merhaba arkadaşlar. 2020 Online TOEFL Cursus Netherlands Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. The Staatsexamen NT2. Landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Met behulp van het diploma Staatsexamen NT2 kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken en of studeren. Het examen bestaat uit 4 onderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Er zijn 2 niveaus, programma 1 en programma 2. Ülke çapında yapılmış olan devlet dil sınavları özellikle yabancı yetişkinler için Hollandaca'yı ikinci dil öğrenenler için hazırlanmış olan, uygulanan olan bir sınav sistemidir. Bu sınava girişle birlikte, bu sınavdan alınacak diploma, Hollandaca dilini yeteri kadar konuştuğunuzu, yazabildiğinizi gösteren bir kanıttır. Ve böylece Hollanda'daki yaşamınızda, iş hayatınızda veya eğitiminizde kullanabilirsiniz. Sınav 4 farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi okuma, dinleme, luisteren, spreken, konuşma ve yazmadır. Sınav bununla birlikte 2 ayrı program olarak sunulmaktadır. Bunlar 2 ayrı dil seviyesi olarak görmeniz gerekir. NT2 Staatsexamen programa 1. Devlet sınavları, devlet Hollandaca dil sınavları programa 1. Program, birinci programda is voor mensen die willen werken of studeren op MBO 3 niveau. Taalniveau van het programma is B1. Hollanda'da dil seviyesi 1, B1 olarak da belirtilen yerlerde, eğitim kurumlarında, işte meslek liselerinde, 3. ve 4. seviyelerde çalışmak ve okumak isteyen, eğitime devam etmek isteyen kişilerin alması gereken dil seviyesidir arkadaşlar. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en dagelijks leven op MBO 3 en MBO 4. In de meeste yüksekokullarının MBO 3 veya MBO 4 dil seviyelerinde ve eğitim seviyelerinde karşılaşan eğitim durumu, iş durumu veya günlük yaşamdaki konular üzerinden sınavlar hazırlanmaktadır. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u het past. Burada en önemli olan şey sizin için size uygun olan en iyi dil seviyesini ve sınav seviyesini seçmenizdir. NT2 Staatsexamen Programma 2. Programma 2 is voor mensen die willen werken of studeren aan het HBO of universiteit. Özellikle ikinci program. Hollanda'daki üniversitelerde veya yüksek okullarda çalışmak isteyen veya eğitimine devam etmek isteyen kişilerin geçmesi gereken, diplomasını alması gereken bir programdır. Het taalniveau van dit programma is ERK2. Bu programın dil seviyesi B2'dir. Bu durumda kendinizi çok rahat bir şekilde açıklayabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. Inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, eğitim durumunda, werk en dagelijks leven, iş durumunda ve günlük yaşamdaki durumlarda yüksek tahsilli kişilerin karşılaşabileceği konuların işlendiği sınavlar verilmektedir. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat u bij u past. Sizin için uygun olan dil seviyesi sınavını seçmeniz çok önemli. Voor wie zijn de staatsexamen NT2 dan? Peki devlet dil sınavları özellikle kimler içindir? Je wilt een opleiding volgen op het MBO, HBO of universiteit. De opleiding vraagt een diploma staatsexamen NT2 als bewijs van de taalwaardigheid. Hollanda'daki eğitim kurumlarında, yüksek liselerde, meslek liselerinde veya üniversitelerde veya yüksek okullarda eğitiminizi devam etmek istediğinizde Hollandaca dilinizi kanıtlayan bir diplomaya, NT2 diplomasını göstermeniz istenir. Je hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op MBO, HBO, universitair niveau.
Hollanda'daki eğitim kurumlarından almış olduğunuz herhangi bir resmi belge olmaması durumunda ve yine MBO, HBO, üniversite, yüksekokul, üniversite seviyesinde çalışmak istediğinizde bu diplomayı göstermeniz gerekiyor. Bir Bob Inburger'ın Opera yüksek dil seviyesinde Hollanda'ca öğrenme ve topluma uyum, yani Inburger'ın kursunu, bu kursu tamamlamak isterseniz şayet. Wir wollen naturalisieren en een officieel NT2-examen op een hoogtaalniveau. Hollanda vatandaşlarını dil seviyesi olarak da yüksek seviyede tamamlamak istediğinizde NT2 sınavlarına girebilirsiniz. Het staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Devletin hazırlamış olduğu bu dil sınavları 17 yaş ve üstündeki kişiler içindir. So hebben een andere moedertaal, daha Nederlands. Hollandaca'dan daha başka bir ana diline sahiptir bu kişiler. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang. Eğitim seviyeleri veya milliyetleri hiç önemli değildir. Staatsexamen NT2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van het Nederlands onderwijssysteem. Bijvoorbeeld een FEMBO of HAVO-diploma. Hollanda'daki ortaokul ve lise rengi okullardan diploma almış olan kişilerin tekrar bu sınava Hollandaca dil sınavına girmeleri gerekmemektedir. Çünkü onların zaten okullarından almış oldukları diploma Hollandaca dilinin yeteri kadar bildiklerini belirtmektedir ve böylece de daha sonraki eğitimlerine devam edebilirler. Dus zo'n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken op het niveau van zijn vooropleiding. Het diploma staatsexamen NT2 is een startbewijs. Devletin yapmış olduğu NT2 staatsexamen devlet sınavlarında alacağınız diploma sizin için bir başlangıç belirler. Bu durumda, je kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten. Sadece bu diplomayla devam edeceğiniz eğitim sisteminde Hollandacayı tamamıyla biliyorum diyemezsiniz. Eğitim sistemindeki Hollandaca derslerine de katılıp başarıyla tamamlamanız gerekmektedir. NT2 staatsexamen programı en eksamı verdim. Yan tarafta özellikle son durumlardaki virüs olayı dolayısıyla sınavların çoğu iptal edildi. Bu hafta itibariyle belirli olan sınav tarihleri şöyledir arkadaşlar. NT2 Staatsexamen programı EIN için. Sınavın yapılacağı tarih 18 Ağustos veya 25 Ağustos. Yan tarafında hangi kısımda lezen, luisteren, schrijven ve hangi tarihte başvuru yapabilirsiniz. 29 Haziran itibariyle başvurunuzu yapıyorsunuz. 26 Ağustos'taki sınava girebiliyorsunuz. Schreiben olarak da örnek veriyorum. Sınavınızın sonucu da 29 Eylül saat 3 itibariyle online olarak da DİYO'nun web sitesinde kendiniz görebilirsiniz. Sınava girmek isteyen arkadaşların bir an önce başvurularını yapmalarını tavsiye ediyorum. 2020 NT2 Staatsexamen Programma 2 sınavlarının yapılacağı tarihler ilk tarih şu an itibariyle 5, 6, 10, 11 Ağustos ve daha sonraki haftalar aşağıda görülüyor. Örneğin 6 Ağustos'taki konuşma sınavına girebilmek için efendim, 10 Haziran itibariyle başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ve en geç de 27 Ağustos'ta sınavınızın sonucunu DİYO'nun web sitesinden öğrenebiliyorsunuz. Een paar vragen over NT2 examens. Hoe vaak mag ik meedoen aan het NT2 staatsexamen programma 1 of 2? Er zijn per jaar 8 examens per programma. Je kunt per onderdeel maximaal 3 keer per kalenderjaar examen. Hoeveel kost het dan? Het kost €45 per onderdeel.
Een compleet examen kost dus 180 euro. Tijdens je aanmelding mag je direct online betalen. Als je later wilt betalen, dan stuurt Duo een brief met uitleg. Je krijgt de brief binnen 10 dagen. Wanneer krijg ik mijn uitslag, examenuitslag? Hou je examennummer bij de hand. Na het examen, na 5 weken, vind je de uitslag. Online bekijken op de Duo-website. 6 weken na het examen krijg je de uitslag ook nog per post op je adres. Diploma of deelcertificaat. Als je voor een examenonderdeel geslaagd bent, eğer işte 4 aylık sınavda sınava gireceksiniz. Eğer sınavın bir kısmını geçerseniz bu durumda geçtiğiniz kısımla ilgili olarak da evinize bir sertifika gönderilecektir. Dan krijg je een certificaat thuisgestuurd. Ben je voor alle 4 de onderdelen, lezen, luisteren, schrijven en spreken geslaagd, dan krijg je het diploma, staatsexamen NT2, programma 1 of programma 2. Je moet het originele certificaat dan aangetekend per post opsturen naar Duo. Certificaten en het diploma zijn onbeperkt geldig trouwens. Je krijgt het diploma aangetekend per post thuisgestuurd. Het omwisselen van de certificaat gaat u ongeveer 3 weken. En hieronder staat het adres van Duo Academisch. Aangepast examen bijzondere omstandigheden. Voor examenkandidaten met bijzondere omstandigheden, dyslexie, visuele gehandicap, ik kan het niet goed zien, zijn aangepaste examens. Tijdens het aanmelden voor de examens geeft de kandidaat aan dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem contact op met Duo voor de aanpassingen die gemaakt kunnen worden. Bu kısımda, wat zijn de examenonderdelen van de staatsexamenprogramma 1 en 2? Het zijn schrijven, lezen, luisteren, spreken uiteraard. En alle onderdelen worden ook op computer gemaakt. Je doet digitale examens. Schrijven. Het examenschrijven programma 1 en 2 opdrachten zijn het afmaken of aanvullen van zinnen, bir cümleyi tamamlama veya cümlenin eksik kalan kısmını yazma gibi. Korte opdrachten en middellange opdrachten, kısa veya biraz daha orta uzunluktaki yazım. U kunt zelf bepalen welke volgorde u de opdrachten maakt. Het examen duurt 100 minuten per programma 1 en 2. Yazım sınavı toplam 100 dakika sürmektedir. Opdrachten verschijnen op het beeldscherm. Önümüzdeki ekranda zaten sınav esnasında konular ne olduğu, sorular ne olduğu belli olacaktır. Wat zijn de schrijfopdrachten precies dan? Zinnen schrijven, cümleler yazmanız gerekiyor. Je krijgt korte teksten die niet compleet zijn, tamamlanmamış eksik cümleler gelir. U moet zinnen afmaken of erbij schrijven. Cümleyi tamamlamanız gerekiyor, zamana dikkat etmeniz, hecelemeye dikkat etmeniz çok çok önemli. Korte tekst schrijven, kısa bir yazı yazmak. Een korte tekst is bijvoorbeeld een notitie, een not almak, een korte brief, kısa bir mektup. Of een korte beschrijving geven van een situatie veya bir durumu çok kısa bir şekilde yazmanız istenebilir. Doğum günü kartı yazmanız istenebilir. Middellange tekst schrijven biraz daha orta uzunluktaki yazım ödevinde. Je beschrijft een probleem en doet een voorstel voor een oplossing. Bir sorunu yazıyorsunuz ve sorunun çözümü için bir öneride bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. U krijgt daar soms een tabel, grafiek, plaatjes bij die u moet gebruiken. Bunu anlatırken bir tabel, bir grafik veya resimleri de kullanmanız gerekebilir. Meeste opdrachten gaan over werk of opleiding. Birçok konu iş durumuyla veya eğitim durumuyla ilgilidir. Yani konu teması olarak. Aantal opdrachten gaan over dagelijks leven. Birkaç konu ise günlük hayatta karşınıza çıkabilecek konulardan ibarettir. Wat zijn de schrijfopdrachten dan?
Hier kan je wel woordenboek gebruiken. Nederlands, Turks, Turks, Nederlands, Nederlands, Nederlands. In je woordenboeken mogen geen briefjes in zitten. Graag geen aantekeningen staan, alsjeblieft van tevoren controleren. Het Vandalen synonieme woordenboek van het Vandalen spreekwoorden woordenboek mag u niet gebruiken. Alleen wat is dus daarin? Zoals is. U kunt geen gebruik maken van een digitaal woordenboek of digitale spellingcontrole, digitaal sözlük veya heceleme kontrolü yapan programları kullanmanız yasak doğal olarak. STAS-examen schrijven, spreken, luisteren, lezen. Kijk naar de films op de STAS-examen website. Er zijn verschillende films. Graag en alsjeblieft goed kijken. Spreken, konuşma sınavında ise bij het examen spreken heeft u een koptelefoon en praat u in een microfoon tegen de computer. Konuşma sınavında doğal olarak da size bir kulaklık ve mikrofon verilir. Bilgisayarda ortamında yapılan sınavda ekranda görülen duruma göre reaksiyon vermeniz, konuşmanız gerekmektedir. U praat niet tegen een persoon, bir kişiye konuşmuyorsunuz doğal olarak. U luistert naar de tekst via koptelefoon kulaklıktan. Konuyu dinliyorsunuz. U leest de opdrachten en antwoordt op het computerscherm. Sorular okuyorsunuz, bilgisayar ekranında cevaplarını yazıyorsunuz. Examen duurt ongeveer 25 minuten voor programma 1 en 2. Sınav toplam 25 dakika. Yaklaşık 25 dakika sürer. Het examenprogramma 1 bestaat uit twee delen. Birinci programda, birinci seviyedeki sınav iki kısımdan oluşurken, İkinci seviyedeki sınav 3 kısımdan oluşmaktadır. Er zijn korte en lange spreekopdrachten, çok kısa ve uzun konuşma alıştırmaları, soruları vardır sınavda arkadaşlar. Wat zijn de opdrachten precies? Peki hangi konular istenir? Dil seviyenize bağlıdır arkadaşlar. Programa 1 demiştik ki bunun dil seviyesi B1. Programa 2'in dil seviyesi ise B2'dir. 8 korte spreekopdrachten, 8 kısa konuşma alıştırmaları var. 8 middellange spreekopdrachten, 4 korte spreekopdrachten en 8 middellange en 1 lange spreekopdrachten. Korte spreekopdracht vragen waar je op een kort antwoord moet geven. Je per opdracht 20 seconden. 20 saniyelik bir süreniz var. Konuyu bir olarak dan cümle söylemeniz gerekiyor. Middellange spreekwoord, krijgt vragen waarop u een langer antwoord geeft. Het is een antwoord van een paar zinnen of meer. U heeft per opdracht 30 seconden spreektijd. Biraz daha uzun süre, 30 saniyelik bir süreniz var, konuşmak süreniz var. Biraz daha uzun cümleler kullanmanız istenir. Lange spreekopdracht. Spreek 2 minuten over een bepaald onderwerp. Voorbereidingsvraag. U krijgt dan voorbereidingstijd. Dan kun je eerst bedenken. Bu durumda ise 2 dakika boyunca bir konu üzerinde konuşmanız gerekecektir. Bunu yapmadan önce size hazırlık süresi verilecektir. Konuyla ilgili olarak da düşünmeniz müsaade edilir. Daha sonra hazırlığınızı yaptıktan sonra konuşmanızı tamamlarsınız. U mag geen woordenboek gebruiken. Konuşma sınavında sözlük kullanımı yasaklı arkadaşlar. Lezen, okumak. Bij het examen krijgt u een boek mee. Bir okuma kitapçı, soru kitapçı. De vragen en antwoorden, antwoordmogelijkheden staan op computers. Soru ve cevap alternatifleri bilgisayar ekranınızda görülecektir. Bij de 7 teksten moet u 35-38 vragen beantwoorden. 7 farklı konuyla ilgili olan parçalar ile ilgili sorulmuş olan 35 ile 38 arasında soru vardır. Bu soruları cevaplamanız isteniyor. Sorular multiple choice vragen, yani çoktan seçmelidir. A'dır, B'dir, C'dir, D'dir. Çok nadir durumlarda ise E şıkkı verilir arkadaşlar. Het examen van programma 1 en 2 duurt ongeveer 100-110 minuten. Birinci kısım 110, ikinci kısım ise 100 dakika. Verschillende soorten opdrachten. Er zijn vragen waarbij u moet kiezen. Bazı sorularda şunları seçmeniz gerekiyor. What is het onderwerp van de tekst? Parçanın konusu nedir? Waar komt de tekst vandaan? Bu parça nereden alınmış olabilir? Bir
kitaptan, romandan, gazeteden, küpürden. For we is the text book. Peki bu parça kim için yazılmıştır? Çocuklar için, öğrenciler için, doktorlar için vesaire. Waar gaat deze tekst precies over? Konunun ana teması nedir? Wat is de relatie tussen twee stukken van de tekst? Konu parça içerisindeki paragraflar arasındaki ilişki nedir? Kimisi sebep-sonuç ilişkilerinden belirtir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. What is the conclusion from the text? Bu parçadan çıkarılan sonuç nedir? Verschillende soorten opdrachten. Er zijn vragen waarbij u iets moet opzoeken in de tekst. U kunt informatie beschrijven, informatie ordenen, twee dingen met elkaar combineren. Tijdens het examen lezen mag u maximaal drie woordenboeken gebruiken. In uw woordenboeken mogen geen briefjes zitten of aantekeningen. U weet het, spreekwoordenboek mag u niet gebruiken. Deemler wat de sözler sözlüğünü kesinlikle kullanamazsınız. Üç farklı sözlüğü kullanmanız mümkündür. Hollandaca, 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 Türkçe, Türkçe, Hollandaca gibi. NTT ve staats examen luisteren. Dinleme sınavı şu şekilde olmaktadır. Set examen luisteren bestaat uit ongeveer 40 opdrachten. Yaklaşık 40 sorudan ibarettir. 5 veya daha fazla dinleme fragmentinden oluşmaktadır arkadaşlar. Er zijn drie filmpjes waarbij steeds een opdracht is. 1 veya 3 arasındaki filmde, küçük filmlerde, izleme filmler, videolarında ilgili sorular var. U luistert via een koptelefoon naar korte luisterteksten. Kulaklık yardımıyla kısa dinleme parçalarını dinleyebiliyorsunuz. Na de luistertekst geef je antwoord op een vraag. Zou u daha sonra cevaplarsınız. Vragen en antwoordmogelijkheden staan op de computer. In het bilgisayar ekranınızda soru ve alternatifler görülmektedir. Het zijn altijd multiple choice vragen. Sorular daima A, B, C, D, bazen E şıkkına gelir. Examen luisteren duurt 90 minuten voor programma 1 en 2. Dinleme sınavınız 90 dakika sürmektedir. Staats examen luisteren. Situatie op het werk tijdens een studie of dagelijks leven. Yani iş veya eğitim süresince başınıza görebileceğiniz durumlar veya günlük hayatınızdaki durumlar dinleme konusu olarak sınavınızda gelir. Wat u hoort lijkt op normaal taalgebruik. U hoort verschillende stemmen, versprekingen, herhalingen enzovoort. Bu dinleme sınavında duyduğunuz normal dil kullanımıdır. Zaten çok farklı sesleri, çok farklı konuları, tekrarları falan görürsünüz, duyarsınız. Een spreker kan een accent hebben, maar het is nooit een dialect. Yani konuşan bir kişinin aksan olabilir ama çok farklı bir dil değildir bu. Soms hoort u geluiden op achtergrond. Dit komt omdat de echte opnames zijn gebruikt. Bazen arka fondan sesler gelebilir. Trafik sesi, çocuk sesi vesaire. Çünkü gerçek hayattan alınmış olan fragmentlerdir bunlar. Voor elke vraag krijgt u 25 seconden tijd om de vraag en drie mogelijke antwoorden te lezen. Her bir soru için 25 saniye bir süreniz var. Her bir soruyla ilgili olarak da 3 tane alternatif söz konusudur. Yani A, B, C, C şıklarıdır. Luister fragmenti starten otomatik olarak başlamaktadır. Yumak maar. Eén keer luister. Bir defa dinleyebilirsiniz. Daha sonra diğer soruya geçecek. Geri dönüşünüz yok. U mag geen woordenboek gebruiken, dinleme sınavında sözlük kullanımı yasaktır. Saygıdeğer arkadaşlar, biraz uzun oldu. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizde Staats Examen Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen. Bunlarla ilgili olan filmleri mutlaka videoları izleme. Dersimize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Soru, öneri ve görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızda belirtirseniz memnun olurum. Saygı ve sevgilerimle başarılar diliyorum efendim.